Efendim? Aa öyle mi? Hemen içeri alın. Ah, hoş geldin hayatım. Merhaba canım. Canım benim. Bu ne güzel sürpriz böyle. Sağ ol hayatım. İyi misin sen? Umur Bey odasında mı? Odasında. Ha, hatta annen geldi. Birlikteler. Tahmin etmiştim zaten. Bana bak, bir şey mi oldu? Neyi tahmin etmiştin? Pek anlayamadım. Anlatır mısın bana? Biraz sonra anlatırım canım. Ama önce gidip annemi çıkartmam lazım. Hayatım ne oldu? Benim hiçbir şeyden haberim yok. Dur, dur ben de geliyorum. Çilek, duymadın mı hala? İşte şimdi duydum. Eline sağlık Firuze abla, çok güzel olmuş. Hepinize afiyet olsun çocuklar. Bence en çok Çilek'e afiyet olsun. Yani bütün yemekleri o yedi. Ne yapayım, çok acıkmıştım. Şişko patates, yarım kilo abi, domates. Abi alay etme. Şişko patates, yarım kilo domates. Abi yok, alay etme diyorum, çok kızıyorum. Kızsan ne yaparsın ha patates? Görürsün. Al bakalım. Sen mi vurdun sandalyenin ayağına Çilek? Yok, ben hiçbir şey yapmadım. Şişko patates, çilli şişko patates. Lapacı, lapacı, lapacı işte, lapacı. Hiç de değil. Öylesin abi, niye kabul etmiyorsun? Eyvah, Tuğçe geldi. Bakın size söylüyorum. Eğer onun yanında bana lapacı derseniz ikiniz de sonra görüşürüz ona göre. Aman çok korktuk. Hoş geldin Tuğçe'cim, geç içeri. Niye gülüyorsun Firuze abla? Hiç, Çilek Cem'e çok komik şeyler söylüyor da ondan. Ne diyor? La hiç saçma sapan şeyler işte. Gel biz odama çıkalım. Bir saniye bekleyebilir misin? Bakın, eğer onun yanında bana lapacı derseniz tatile gidiyor diye moralim bozuk, sinirimi sizden çıkarım. Bir de frambuaz dondurma alabilir miyim lütfen? Hay hay. Üzerine çikolata sosuyla dövülmüş fındık da ister misiniz? Tavsiye ederim, çok güzel oluyor. İyi olur. Hemen getiriyorum. Acaba çikolata sosu dövülmüş fındıklı bir dondurma da ben alabilir miyim? Ne? Hayırdır kocacığım, senin ne işin var burada? Yıllardır seni ilk defa dışarıda görüyorum. Karımı ziyaret edeyim dedim ama yakışıklılarına haşır neşir olmaktan benim gelişimi bile fark etmedin. Kıskandın mı ayol? Aşk olsun, işimi yapıyorum şurada abini. Elin adamlarına gülerek mi iş yaparsın sen? Sen çalışmaya çalışmaya unuttun herhalde. Ne kadar güler yüzlü olursan o kadar çok müşteri gelir. Peki öyle olsun. Peki patroniçe peri nerede? Küçük peri geldi, beraber dışarı çıktılar. Nereye gittiklerini de bilmiyorum. Suzan, demek sen dükkanda çalışa çalışa onlarla beraber ola ola perilere inanmaya başladın ha? Tabii. Hatta biliyor musun? Gel şöyle, gel gel. Bu kafenin sadece perilere hizmet eden bir kafe olduğunu da öğrendim. Bak, mesela şu masadakileri görüyor musun? Onlar. Şu masadakiler ve hatta demin beni kıskandığın şu yakışıklı adam var ya, hepsi peri Avni. İnanmıyorum. Sahi mi? Tabii ki sahi değil Avni. Bak böyle aval aval. Bari şuraya gelip peri meri diye zırvalama Allah aşkına ya. Beni duyacak, rezil olacak. Bütün kariyerim bitecek. Beni kendi durumuna düşüreceksin. Ondan sonra el alemin gözünde itibarım 5 parmak olacak. Ya sen eve gidip perilere falan baksana. Ne gelip benim burada kafamı ütülüyorsun? Evde bütün gün başımı şişirdin, yeter zaten. Bırak da şurada huzurlu huzurlu çalışayım be. Öyle mi? Öyle mi? Peki Suzan Hanım, siz bana böyle davrandığınız sürece ben de perilere bakacağım işte. Onlara bakmayayım da kimlere bakayım? Ben eve gidiyorum. Güle güle. Sizin bir dondurma vardı değil mi soslusundan? Geliyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.